İşte büyük gün geldi. Öğretmenim gelecek. Ta kaç ay önce öğretmenim gelecek diye kuaföre gitmiştim. Saçımı başımı yaptırmıştım. Meğer yanlış hesaplamışım. Öğretmenim Kurban Bayramı'ndan sonra gelecekmiş. Hatta heyecandan düşüp bayılmıştım bile. Neyse ama öğretmenim gelmesine az kaldı. O yüzden bütün evi dip köşe temizlemem lazım. Sabah erkenden kalktım. Temizlik malzemelerini bile hazırladım. Hala herkes uyuyor. Bakayım, deterjan katmış mıyım? Evet evet, her şey mükemmel gözüküyor. Ve temizlik başlasın. Aa, kızım ne yapıyorsun sabah sabah? Niye ortalığı ayaklandırmışsın, temizlik yapıyorsun? Anne, unuttun mu? Hani ta aylar öncesinden öğretmenim gelecek zannetmiştim. Şakir hatırlattı ama o bayramdan sonra gelecekmiş. İşte o gün, bugün. Ha, şu mesele, anladım. Peki Canancığım, tamam. Keşke daha önceden söyleseydin de ben de yoğun bir hazırlık yapsaydım. Hemen başla anne. Neye başlayayım Canan? Su böreği yap, kol böreği yap, yanında kısır olsun ve mutlaka bir de tatlı. E kızım, sabahtan öğlene kadar hepsi nasıl yetişsin? Yetişir anneciğim, yetişir. Hadi bir an önce gir mutfağa. Ben zaten bütün evi tertemiz yaptım. Şimdi birazdan da kuaföre gideceğim. Gelip banyo yapacağım. Anne, şuraya bir tane kütüphane koyalım mı? Çok kitap okudum. Her yerde kütüphanem olduğu belli olsun. Ne dersin? Kızım tamam, bir sakin. Ona da sonra bakarız artık. Hadi sen ortalığı toparla da kuaförüme gideceğim, nereye gideceğim? Bana kim yardım edecek peki? Anne ya, sen de Feride ablayı çağır. Olmaz mı? Hatta Pakize ablayı da çağır. İyi fikir aslında. Tamam peki, ben bakarım başımın çaresine. Hadi sen git o zaman. Bu arada Şakir nerede? Şakir! Benim öğretmenim senin de öğretmenin yani. Neredesin? Efendim Canan, buradayım. Şakir, ne kadar genişsin yani. Koskoca öğretmenimiz geliyor. Sen hala yataktan sallana sallana kalkıyorsun. Tamam Canan, geldim ya. Daha yüzümü bile yıkamadım. Ne bağırıyorsun? Bir de kahve ikram edelim istersen. Yok, o sabah sabah gitmez. Sen de güzelce giyin kuşan. Tıraş falan ol, tamam mı? Şu temizlik malzemelerini de sen kaldır. Hadi ben çıktım, bay. Şakir, sen niye Canan gibi telaş etmiyorsun? Niye anne? Telaş etmek zorunda mıyım? Fesübhanallah. Tamam tamam, kaldırıyorum. Sonra da banyo yapayım bari. İyi olur aslında. Genişsin Şakir, geniş geniş. Geniş miyim? Kilo mu almışım acaba? Bugün bir sürü akraba var. Evin içi misafir dolu. Ve Feride bana hiç bulaşmaz. Zaten dün Kadriye Hanım'la da gezmelere gitti. Rahatım yani. Aklıma bir fikir geldi. Bundan sonra ben hep Feride'yi misafir çağırayım. Akrabaları bizim eve gelsin, kalsınlar. Yesinler, içsinler. Oo! Ben de kafam rahat bir şekilde çalışırım. Çok şekerler, çok. Günaydın bayanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Geceniz nasıl geçti? Umarım sizi rahat ettirebilmişizdir. Ne demek Mirket Bey? Tabii ki çok rahat ettik. Vallahi yastıklar kuş tüyünden miydi neydi? Mışıl mışıl uyuduk. Bir de burası gayet sessiz bir ortam. Kafa dinledim vallahi. Bugün neler yapıyorsunuz bakalım hanımlar? Bugün bizim bir ziyaret sözümüz var. Yakınlarda bir öğrencimiz oturuyor. Oraya ziyarete gideceğiz. Hepiniz birlikte mi gideceksiniz? Bilmem ki. Ben de gelsem mi sizinle? Uygun olur mu acaba? Aa, olur canım. Ne olacak ki? Sonuçta akraba değil miyiz? Zaten fazla uzun bir ziyaret olmaz. Bir saat falan oturur kalkarız. Çok sevdiğimiz bir öğrencimiz. Aylar öncesinden ona geleceğimize söz vermiştik. Çok titiz bir çocuktur. Eminim çok hazırlık yapıyordur. İyi madem siz gelin diyorsanız. Tabii canım, ne olacak?
hep birlikte gideriz. Sonra da isterseniz başka gezmeler yaparız. Oh oh, çok güzel, çok harika bir gün sizi bekliyor yani, değil mi Feride? Evet Mirket, ben de çok heyecanlıyım. Sen neler yapacaksın bugün? Her zamanki gibi laboratuvara gidiyorum Feride. Hadi size iyi gezmeler. Sana da iyi çalışmalar Mirket. Akşama görüşürüz. Feride'nin psikolojisi düzelmiş gerçekten. Evet evet, çok iyi fikir. Ben bundan sonra eve bol bol akraba davet edeyim. Onlarla geçsin, tozsun, yesin, içsin. Hiç benimle kavgaya veya tartışmaya girmedi. Çok mutluyum şu anda. Ay, ne tarafa gidiyorum ben? Laboratuvar bu tarafta. Kaçta çıkıyoruz? Vallahi ben derim ki fazla bekletmeyelim hanımlar. Bir an önce çıkalım. Yok canım, öğleden sonra olsun en azından. Sonra ayıp olmasın. O zaman biz de rahat rahat kahvaltımızı yapalım. Ben hemen çay koyuyorum. Ay çok yoruldum. Kaçta gelirler acaba? Canan nerede kaldı? Heh? Geldi herhalde. Canan. Efendim anne. Bak, başımdaki çok güzel değil mi? Bayıldım. Gayet gösterişli. Canan ya. Pek de güzel değil aslında. Hem gözlük hem o. Ne bileyim yani. Acaba gidip değiştirsem mi diyorum. Ya rengini mi beğenmedin? Bilmem ki Canan. Tamam o zaman. Kuaför yakında. Hemen gidip değiştireyim. Anne, peki bu nasıl olmuş? Bilemedim ki Canan. Ya bunu da beğenmedin. Dur o zaman başka deneyip hemen geliyorum. Ama anne, sen hiçbirisini beğenmiyorsun. Hepsine hayır hayır diyorsun. Ben ne takacağım peki başıma? Heh. Dur bir de başka bir tane daha vardı. Onu da deneyeyim. Hemen geliyorum. Ama Canan ya. Bunların hiçbirisi olacak gibi değil ki. Üf. Peki bunu nasıl buldun? En havalısı, en renklisi, en şahanesi buydu. Hayır Canan, hayır. Hiçbirisi olmaz. Bence en doğal halinle çıkmalısın. Peki anne, tamam. Değiştiriyorum bunu da. O zaman böyle çıkıyorum misafirlerin karşısına. Okey mi? Canan, o şapkayı da pek beğenmedim de. Sen normal gündelik haline çıksan olmaz mı? Öyle mi diyorsun? Evet Canan. Bak birazdan gelecekler. Geç kalıyorsun ha, ona göre. Tamam peki anne. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Sen şimdi en güzel halin bu mu diyorsun? Evet Canancığım. Hay Allah ya. Sabah bir boşuna uğraştık o zaman. Kapı çaldı anne. Aç kızım aç. Şakir nerede? Şakir. Çabuk gel ya. Hadi kapı çalıyor. Geldim. Nasıl olmuşum? Anne bak gördün mü işte. Şakir benden daha güzel olmuş. Yok kızım yok. Sen de çok güzelsin. Hadi kapıyı açın artık. Açıyorum. Feride. Öğretmenim, siz Feride ablayı nereden tanıyorsunuz? Canancığım, şu anda ben de çok şaşkınım. Senin öğretmenim dediğin benim aslında teyzemin kızı. Diğer öğretmenin de çocukluk arkadaşım. Gerçekten mi? Ben de çok şaşkınım sizin kadar. Hatta acaba gelsem mi? Ayıp olur mu? Tanımıyorum etmiyorum diye konuşmuştuk. Çıka çıka onların sabah beri övdüğü, yere göğe sığdıramadığı öğrenci Canan çıktı. Şakircim, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim öğretmenim. Canan ta aylar öncesinden siz geleceksiniz diye hazırlık yapmıştı. Meğer yanlış anlamış. Şakir onu hatırlattı. Ve siz de unutmamışsınız. Çok memnun olduk geldiğinize. Hiç unutur muyuz? Canan bizim biriciğimiz. Okulumuzun gözdesi. Eğer ona verdiğimiz sözü unutsaydık, o zaman hiçbir öğrendiğimiz bir daha asla bize güvenmezdi. Tüm dersleri çok başarılıdır. Çok tertipli, çok düzenlidir. Hatta bir keresinde 98 aldım diye ambulanslık olmuştuk, düşünün yani. Gerçekten mi Canan? Evet öğretmenim. 100 almadığım için çok üzülmüştüm. Yalnız sana bir sır vermek istiyorum. Efendim öğretmenim? O 98 aldığın yazılı var ya, çok küçük bir hata yapmışım. Daha sonra onu düzelttim. Ve notunu 100 olarak girdim. Gerçekten mi? Evet Canan.
Çok sevindim öğretmenim. Öğretmenim size bir şey sorabilir miyim? Evet Şakir'cim, seni dinliyorum. Madem Feride ablanın kuzeni oluyorsunuz, bundan sonra bana küçük bir torpil geçer misiniz acaba? Kimseye söylemem, söz veriyorum. Üzgünüm Şakir'cim. Bilgide torpil olmaz. Hay Allah ya. Peki size limonata ikram etsem? Hayır. Annem su böreği yapmıştı. Olmaz. Oyunda sizi yensem? O zaman sana bir hamburger ısmarlarım işte. Yuppi! Öğretmenimden bir tane hamburger sözü aldım. Olsun, bu da yeter öğretmenim.